Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Söğüt Türkiye. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu da gördüğünüz gibi e, Oppo A74 e, telefon incelemesi yapacağız. Arkadaşlar telefonu daha yeni alındı. Yani bir hafta dahi olmadı. E, Kardeşimi alındı. E, yani ben de baktım. Açıkçası birkaç özelliğini pek beğenemedim. Öncelikle telefondan biraz bahsedeyim. Telefon 4 GB RAM var. 3 GB da arttırılabilir RAM var. Yani toplam 7 GB RAM. Ee, ondan sonra işlemcisi olarak Qualcomm Snapdragon 620 var. Yani işlemcisi biraz eski ve yavaş diyebiliriz. Ama bu telefon e, bir tık da oyun telefonunun dışında kalıyor. Çünkü nasıl diyeyim bu telefon hani daha çok kamerası için... Ne bileyim daha çok böyle hani ikinci telefon yapmalık bir telefon. Ee, öyle yani bu telefonla pek oyun tavsiye etmem açıkçası ne yalan söyleyeyim. Çünkü işlemcisini pek beğenmedim. Onun dışında 128 GB'de RAM'i var. Pardon 128 GB'de hafızası var. Tabi bu SD kartta falan arttırılabilir hafıza. Onun dışında bir FPS testi yapalım isterseniz. Herkese açık bir TDM girelim. Biraz sesini kısalım. Telefonu bu arada arkadaşlar e, Mediamarkt'tan 4600 TL'ye aldık. E, Tabi kasko da yaptırdık. O da bize bir 5600'e çıkarttı maliyeti. Yani ülkemizde artık telefon almak ucuz bir şey olmadı. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle FPS'i de görüyorsunuz. 60 FPS. Tabi bu Ara sıra 50'ye düşüyor. Bazen takılmalar oluyor. Tam ekranda görüyor musunuz bilmiyorum ama. Ne derse arada bir takılıyor gibi geliyor bana telefon. Onun dışında şey de çok değişik bence. Ee, şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Yani harita biraz daha renkleri sıcak geldi. Yani sıcak renkler olur ya. Ne bileyim normal haritadaki renklere göre birazcık daha sıcak geldi renkleri. Bilmiyorum neden öyle oldu. Ya da belki telefonun şeyinden dolayıdır. Ekranından vesaire dolayıdır. Ama daha sıcak geldi renkler bana. E, parlaklık falan da full de. Daha tabi ayarları tam yapamadım. Yani telefon genel özelliğiyle böyle. Alman, almanızı önerir miyim? Yani ülkemiz şartlarında fiyatına göre iyi bir telefon. Çünkü artık benim telefonum bile 4000-4500 TL bandında satılıyor telefonlar. Yani en ucuz telefon artık 3000 TL'den başlıyor. 3000 TL'lik telefon da telefon değil anlayacağınız. Sadece alo alo için yapılmış telefonlardan bir tane. Ee, yani başka bir şey yapamazsın o telefonla ne oyun oynarsın ne bir şey. Onun dışında zaten e, normalde Samsung alacaktık. Ama Samsung'u da biliyorsunuz yani Geliyor bir yıl oynuyorsun iki yıl yavaşlıyor yı, Üçüncü yılda kullanılmaz hale geliyor O yüzden ben dedim ki Ya Oppo ya Xiaomi Xiaomi de artık üretmiyor Benim telefonları vesaire Eski telefonları Normalde ben yeni Note 8 Pro veya da Mi 9 aldıracaktım e, Ya da Poco X3 Pro Aldıracaktım O telefonu ben alacaktım Bunu da e, yani Benim telefonu da kardeşime verecektim ama maalesef ki artık Xiaomi eski telefonları üretmiyormuş. Şu anda sadece Xiaomi alabilecekler alacaksanız e, böyle şey yerlerden filan, Vatandır, Mediamarkt filan. Sadece oralardan e, nasıl diyeyim? Redmi Note 11, Redmi Note 10 civarı telefonlar alabilirsiniz. Onun dışında telefon yok. Yani bir de AVP bakalım. AVP'de nasıl? Bu arada 4 gündür yayın yapıyoruz. Yayında baya baya abone kastık. Ne bileyim şey olsun vesaire. Çok güzel izlendik. Ee, size destekleriniz açısından teşekkür ederim. 7-8 tane ücretli abone geldi. 10 TL bir bağış geldi. Ee, süper chatle. Bu yüzden destekleriniz için teşekkürler. Yani telefon şu skobu ayarlamam lazım da oynayamıyorum. Şunu alayım da aradım. Yani telefon açıkçası yani kardeşim çok oyun oynayan biri değil. Onun için iyi bir telefon. Yani instasıdır vesaire güzel gidiyor. Ha oyunda oynarsa zaten bu tür oyunlar oynamaz pek. Ne bileyim nasıl mantıklı oyun oynar? Böyle strateji tarzı ne bileyim bil ve fethet gibi oyunlar oynar. Ya oyunlarda çok fazla şey istemiyor. Grafiktir e, ne bileyim telefon şeyidir filan çok fazla bir şey istemediği için rahatlıkla oynanabilir bir telefon. Açıkçası ben işlemcisi bak şu telefona Snapdragon 820 koy veya hatta 720 çok ciddiyim bu telefon çok iyi bir telefon olur çünkü hem remi hem de hafızası çok iyi. Sadece işlemciden kaybediyor yani o da zaten telefonun ucuz olmasının asıl sebebi yani bir yeri koyuyorsun diğer yerden eksiltmek zorunda kalıyorsun ne yazık ki. Yani ülkemizde bu şartlar. Yani bakıyorum alınabilecek telefonlara en ucuzu 5000 TL. Ya bu da 4600 TL bandında uygun bir telefon. Hem Oppo yani biliyorsunuz Oppo'da en aşağı iyi kullanırsanız 3-4 yıl giden bir telefon. Yeni olmasına rağmen. ya Zaten ülkemizde alınabilecek telefonlar. Xiaomi, Oppo, Vivo başka Samsung da artık artık ucuz olmamaya başladı. Ya yani Kadın bana bir telefon gösterdi. Bu telefondan daha kötü bir telefon. Fiyatı 7700 lira mı ne? Yani abi gereksiz zamlı. Sırf marka yani sırf Samsung, Apple diye e, milleti dolandırıyorlar. Bence de artık telefonlarda e, Samsung, Apple devri yavaştan bitiyor. Yani tabi Apple bitmez abi de. Ee, Samsung devri yavaştan bitiyor gibi. Çünkü Oppo, Xiaomi'dir, Vivo'dur. Bunlar yavaş yavaş geldi Türkiye'ye. En azından Türkiye'de bitiyor. Çünkü yani ben sanmıyorum abi asker ücretle çalışan bir e, ailenin. Diyelim hadi anne de asker ücret, baba da asker ücret. Toplam 8500 TL bu eve para giriyor. E zaten 3-4 milyar gidiyor en aşağı ne bileyim harcamalara e, geliyorsun bakıyorsun kaç lira kalıyor? 5 milyar kalıyor. 12 e, milyar da zaten doğalgazıdır, elektriktir, su faturasıdır. Öyle gidiyor. E, çocuk masraflarıdır filan. E, aşağı yukarı sana kalıyor 2 milyar. E, taksitle alıyorsun telefonu. Yani... Bir de şöyle bir şey de var. Biz normalde iPhone alacaktık. 11 mi ne alacaktık? E, abi telefonu 3 ay taksit yapıyorlar. Ne saçma. Yeni çıkan kanuna göre 5000 TL üstü telefonlara 3 ay taksit yapılıyormuş. Yani 3 ayda diyor her ay diyor 5000'ler taksit ödeyeceksin diyor. Aşırı saçma. Yani telefon fiyatları artık işler acısı durumda. Telefon da bu şekilde. Yani nasıl diyeyim. Artık bu devirde telefon almak lüksün lüksü oldu. Neyse onun dışında bu telefon açıkçası... Ben sadece işlemcisini beğenmedim. Onun dışında gayet iyi bir telefon. Demi falan da gayet iyi. Zaten bu çok oyun oynanacak bir telefon değil. Sadece bu ne bileyim ikinci telefonlar abi. ilk telefonunu ne yaparsın? Ne bileyim oyun mu oynuyorsun? İlk telefona gidersin. Bir tane e, amiral gemisi alırsın. Bu telefonla alo'luk, Instagram'lık kullanırsın. Hem kamerası iyi, hem de şeyi iyi. Yani gayet iyi bir telefon. Öyle. Bu kadar artık. Genel olarak 60 FPS veriyor bu arada. Alabilirsiniz ama ben pek oyun oynamanızı önermem. Çünkü çok böyle bir dakikada bir takılıyor, git gel yapıyor, bir şeyler oluyor. Siz hissediyor musunuz bilmiyorum ama ben oynarken hissediyorum yani. Scoob'u açarken bir hafiften bir takılıyor filan. O da büyük ihtimal işlemcinin yavaşlığından kaynaklı. Öyle. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Kendinize dikkat edin. Like atıp abone olmayı unutmayın.